Bizler buralara Güneydoğu bölgesine 5. ayın 20'si gibi geliyoruz. 6. ayın 20'si gibi memleketimiz olan Nevşehir'e dönüyoruz. Bir ay boyunca Kızıltepe'nin Mardin, Kızıltepe, Urfa, Viranşehir gibi yerlerinde bir ay kadar konaklıyoruz buralarda. Biçer döver işleri yapıyoruz. Yani biçer döver ile ilgili şu gibi sıkıntılar var diyenler yalan söylüyor. Yani sıkıntımız yok. Elhamdülillah geldiğimiz bu bölge hem nasıl diyelim, toplum olarak, insan olarak bizi burada misafirperver olarak çok iyi şekilde karşılıyorlar, sağ olsunlar. Kendilerine bu yüzden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Babadan gelme, dededen gelme, dededen babaya geçmiş, babamla beraber çalışıyoruz şu an, amcamla beraberiz. Yani biz bu mesleği yaparken yani ailemizden, annemizden, babamızdan, çocuğumuzdan uzak kalıyoruz. Bir ay 40 gün kadar böyle gidiyoruz, evimizde varıp geliyoruz. Geçim için bu işleri yapıyoruz. Yaptığımız bu meslek için çok onurlu ve gururluyuz. Milletin işini görüyoruz. İşini gördükten dolayı da biz de kendimizi mesela para kazanıyoruz. Ben kendim 30 yaşındayım, 15 yaşında bu icraya yattım. 15 senedir bir şeyle uğraşıyorum. Dediğim gibi babadan dededen gelme. Bu hemen hemen 50 senelik, 60 senelik bir serüven var bizim aramızda. Hani bir bu aşk haline geldi anlaşılan. Yani biz buna bindik miydi sanki yeniden doğmuş gibi oluyoruz. Yaptığımız işi çok severek yapıyoruz. Yani bir insanın işini yapmak bize çok huzur veriyor. Mutlu ediyor şahsen. Yani biz de bu işten de para kazanıyoruz. Ekstrası da budur elhamdülillah. Yaptığımız bu mesleğin herhangi bir yanlış olanı yoktur. Sizin bu ülke şey olarak, bölge olarak geldiğimizde biraz zorluklar, nasıl zorluklar çekiyoruz? Sıcaklık anlamında. Yani mevsim değişikliği oluyor. Bizim buralar, bizim oralar, sizin buraya kadar daha serin oluyor. Biraz bir sıkıntılar oluyor. Sıkıntı olarak bu var. Başka bir sıkıntımız yok çok şükür. Mesleğin zorlukları elbette oluyor. İnsan hali mesela yeri geliyor, biçemediğin zaman oluyor. Sıkıntıya giriyorsun, strese giriyorsun. Ama elhamdülillah öyle bir sıkıntılarımız yok. Mesleğin sıkıntısı, biçer döverde bir arıza olursa sıkıntı. Başka da bir sıkıntımız yok bu dönemde. Biçer döver sıkıntıların başlıca sebebi şu. Yani biçer fiyatları sıkıntı söyler diyor. Biçer ekini biçiyoruz, biçiyoruz. 15 gün geçiyor. Yani istediğimiz fiyat verilmiyor. İstediğimiz fiyatın verilmemesinin sebebi de şu, mazot. Ya mazotla alakası yok. Geçen sene bizim orada bir şoför 40-45 liraydı, şimdi 100 lira olmuş. Yani bir mazotla kıyas edilmemesi gerekiyor. Buradan halkımızın bilinçlenmesi gerekiyor. Biçer döverin mesela öncelikle zıpka dediğimiz yer var. Zıpka geçen sene 100 liraydı, şimdi 200 lira. Bıçak geçen sene 7 liraydı, bu sene 12 lira. Şu teker mesela göstermeniz gerekiyor, 90 lira, 80 lira. Yani bir biçerin fiyatının şoförle alakası olmaması gerekiyor. Yani bunu yaparken, fiyat verirken rica ediyoruz yöneticilerden. Yani bütün artan maliyetleri göz önünde bulundurmasını istiyoruz. Dönüm başı 140 ila 150 arasında düşünüyoruz. Artan maliyetler nedeniyle bu fiyatların biçer döverciye az da olsa yani mutlu edeceğini düşünüyoruz. Kendi kaldığımız yerler var, araçlarda kalıyoruz. Çok şükür marketlerde bol, burada insanlar da getiriyor. Ekim biçtiğimizde arkadaşlar veriyor. Yani yemekte, içmekte, barınmada herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Burada oturduğumuz sürece su olsun, yemek olsun, barınma olsun, hepsi de çok sağ olsun teklif ediyorlar, getiriyorlar. Bulunduğumuz yer çok iyi. Sağ olsun Mardin Ortaköy'deyiz. Bulunduğumuz yerden memnunuz, Allah razı olsun. Biçer döverle uğraşıyoruz. Ben 18 yaşındayım. 14 yaşından beri bu işle uğraşıyoruz. Dededen geliyor, dededen babaya, babadan bizlere doğru geliyor yavaş yavaş. Sonradan değil, soydan gelir diye bir söz var ya. Aynı onun icabı. Bizi de soydan geliyor bu meslek. Ekmek parası için geldik. Şu an buradayız. Sonra Urfa'ya geçeceğiz. Urfa'dan sonra da yavaş yavaş kendi bölgemize doğru gidiyoruz. Tahmini bir ay 40 gün kalıyoruz. Sonra serverimiz kendi memleketimize gidiyoruz. Nevşehir'e, oralarda çalışıyoruz. Ondan sonra da Sivas'ta bitiyor. 8. aya neye doğru. Orada da hasat yapıyoruz 8. ayda Sivas'ta. İçim bittikten sonra kışın veya Mart'ta Nisan'da tırcılıkla uğraşıyoruz. Yola gidip geliyoruz. Yani böyle geri zaten iş bittikten sonra biçer başlıyor. Geri buna geliyor. Bir döngü dönüyor yani. Arıza açarsa tarlada sıcağın altında onun zorluğu var. Başka da bir zorluğu yok şükür.
bir koyayım ki. Ondan var ya çıkacağım. He. Yani.